Taksi geçsin ya, ne olur bir taksi geçsin. Ha. Taksi, dur, dur. Kahretsin ya, dolu. Kızıma yetişmem lazım. Ona bir şey olmadan yetişmem lazım. Ne olur bu sefer açılsın. Allah'ım ne olur. Aradığınız kişiye şu an... Kahretsin ya! Kapalı! Dayan anneciğim. Dayan güzel kızım. Bekle beni Kanka, bekle. Bu defa kimse kurtaramayacak seni elimden. Kimse kurtaramayacak. Bu sefer kurtulamayacaksın. Dediklerini yaptıysan, dile benden ne dilersin Ümit. Teşrif ettiniz Feride Hanım. Maşallah, bu saatte işe mi gelinir? Aferin sana. Okuldan geliyorum. Cevahir Bey'in haberi var. Aman iyi iyi, bir şey demedik. Melek abla nerede? Bir mesaj geldi telefonla. Sonra aceleyle çıktı gitti. Ne mesajı? Söylemedi ama ya rengi benze attı Feride. Allah Allah, merak ettim şimdi ya. Ya vallahi öyle bir telaşa kapıldı ki biz de çok merak ettik. Hiç mi bir şey söylemedi? Yok, söylemedi. Gelince öğreniriz artık. Yok, benim içime sinmez şimdi. Bir arayayım en iyisi. Hadi Melek abla, hadi. Yok, ulaşamıyorum ya. Acaba evi mi arasam? Belki oradadır. Ya da Zeynep abla ile Aliye teyze biliyordur nerede olduğunu. Alo? Aliye teyze merhaba, ben Feride. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim kızım, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ben Melek ablayı soracaktım da evde mi acaba? Yok, Melek evde değil, işe gitti. Sen çalışmıyor musun ki bugün? Ay yok, ben bugün izin almıştım da gitmedim atölyeye. Bir telefonla ara istersen kızım. Tamam, ben öyle yapayım en iyisi. Hayırlı günler size. Sağ ol kızım, sağ ol. Sana da inşallah. Of, evde de yok ya. Aliye teyzenin de sesi iyi geliyordu. Ne mesajı geldi o zaman ya, ne? Yoksa Elif'le mi ilgili? Hoş geldin Arzu. Şimdi bırak hoş geldin beş gittin de, Elif nerede? Ne bu acele? Sence? Önce beni tebrik etmeyecek misin? O kadar uğraştım sonuçta. Şu işi bir halledelim, tebrik faslına sonra geçeriz. Peki, nasıl istersen. Elif nerede? İçeride, seni bekliyor. Görüşmüyorduk değil mi küçük sıcağım? Hep bir şekilde paça yırtmayı başarıyorsun. Hep bir şekilde kurtarıyorsun kendini. Kedi canlı seni. Saydın mı? Bu kaçıncı oldu? Ama artık yeter. Sen de yoruldun, ben de yoruldum. İkimize de yetti bu kadarı. Bugün ikimiz de bu dertten kurtulacağız. Film bitti saçakla. Sen kaçtın, ben kovaladım. Ama bitti artık. Her şey bitti. Artık vazgeç. Yolun sonuna geldin. Seni kendi ellerimle geberteceğim. Kardeş, kurban olayım, hızlı ol biraz, ne olur. Abla, son bu son. Yeterince tehlikeli gidiyoruz zaten. Bak, kökledim. Ya anlıyorum ama ölüm kalım meselesi, yalvarırım hızlı ol, ne olur. Çok az kaldı abla, geldik. Çok az kaldı. Allah'ım, ne olur kızıma bir şey olmasın. Rabbim sen koru, sen koru. İtiraf edeyim. Senden bu kadarını beklemiyordum. Bütün bunları senin için. Sana olan aşkım için yapıyorum. İnanmaya başlıyorum gibi. Birazdan olacakları bilseydin buna %100 inanırdın. Ne olacakmış? Melek buraya giriyor. Onu öyle bir oyunun içine çektim ki bu oyun onun sonu. Bazı şeylerin yeniden başlangıcı olacak. İyice meraklandım şimdi. Hadi sen kızı al git. Kara haber tez duyulur nasılsa. Umarım öyle olur. Olacak. Eğer söz konusu sensen her şeyi yaparım. Bunu artık anlarsın. Hadi bakalım. Yarın önce şu işi bitir de diğer fasla geçelim artık. Sağ olun Emrah Bey. Tamam. Tamam, görüşürüz. Seni. Kimin arabası? Hani okuldaydın sen? Yine yalan söylemek zorunda kalacağım. Hayatım. Zeynep, neredesin? Okuldayım. Okuldasın. Hı hı. Ha. İyi. O zaman seni gelip alayım ben okuldan. Hayır, yok yok. Yani zaten okuldan çıkınca da kızlarla laflayacağız biraz. O yüzden ben gelirim kendim. Alo. Buradayım. Tamam canım, akşam görüşürüz o zaman evde. Zeynep. Anneciğim neredesin? Nerede buranın girişi ya? Mesajda tam burası olduğu yazıyor. Ama kimse yok burada. Allah'ım sen yardım et. Hoş geldin Melek. Yoksa Davut Kambur mu demeliydim? Sayende her şey istediğim gibi ilerliyor. Bana çok büyük iyiliğin dokunuyor. Çok büyük. Bak bakalım kızın orada mıymış he? Açılıyor mu acaba? Elif. Anneciğim. Bak ben geldim. Nasıl bir yer burası? Elif! Anneciğim ben geldim. Elif! Hamur! İntikam ateşi göklere yükselmiş. Biz de bu ateşi arlayalım bakalım ha. Hamur neredesin? Elimizde onu almak istiyorsan Şile yolunda Bağlarca mevkiindeki terk edilmiş fabrikaya gel. Kimseye haber verme. Hele polis aklından bile geçirme. Yoksa kızını bir daha göremezsin. Elif. Elif okuldaydı. Okuldaydı Elif. Ailenin intikamını almak istiyorsan Şile yolunda Bağlarca mevkiinde terk edilmiş fabrikaya gel. Melek! Senin ne işin var burada? Vurdun beni. Beni vurdun. Bak inan ben senin olduğunu bilmiyordum. Ah. Neresi? Ha? Bırak! Dokunma! Kan kaybediyorsun. Bırak yardımcı olayım. Ya bırak dedim. Elif nerede? Nerede kızım? Söylesene. Elif mi? Nerede Elif? Ya yavrum nerede? Ah bacağım, ah. Bak bacağın çok kötü. İzin ver yaranı sarayım. Ya sana dokunma dedim, bırak. Dokunma bana. Kızım nerede? Söylesene alçak Elif. Bak bacağın çok kötü kanıyor. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Kızının nerede olduğunu bilmiyorum. Boşuna çabalama Yusuf. Kurtaramayacaksın onu. Melek birazdan ölecek. Sen de hapsi boylayacaksın. İstediğin her şey oldu Arzu. Elif'ten benim haberim yok. İnan ne senden ne de Elif'ten haberim yok benim. Yalan söyleme bana. Nerede kızım? Ne yaptın ona? Bana tuzak kurdular. Ya ne tuzağı ya? Ya görmüyor musun? Seni de beni de aynı yere çağırmışlar. İkimize de tuzak kurdular. Arzu. Tabii ya. Sen Arzu'nun adamısın. Arzu? Tabii. Öyle. Nasıl anlamadım ya? Nasıl anlamadım? Saçmalama. Arzu kim? Tanımıyorum bile. Yalan söyleme bana. Nerede kızım? Benim kızım bulmam lazım. Melek bu şekilde gidemezsin. Ne yapıyorsun? Ya bırak dedim. Dokunma bana. Elif! Kızım! Melek! Ya bırak dedim sana, bırak! Yavrum! Melek! 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 Bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. Yusuf Melek'in katili oldu ha? Alo, polis mi? Ya, az önce ben bir silah sesi duydum. Galiba cinayet işlendi. Tabii tabii, hemen adresi veriyorum. Bu iş oldu. Bu sefer oldu. Çok iyi gidiyorsun Ümit. Umarım bir hata yapmazsın. Ki zaten başka bir şansın da yok. Hay Allah ya. Ben Asuman'ı unuttum. Asuman, ya şey diyeceğim ben sana, sen bugün izin yapsana. Ne zamandır izin yapmıyorsun? Ya ne alakası var ya? Allah Allah, belki evde kalmanı istemiyorum. Üf, tamam hadi, ne amma soru sordun, hadi. Bütün gün izinlisin. Bunu da izin versen suç, izin vermesen suç. Evde olmasın da ayağıma dolaşmasın bari. Bugün benim günüm. Melek, Melek uyan diyorum, uyan. Beni duyuyor musun? Allah kahretsin, çok kan kaybediyor. Dayan biraz daha, seni kurtaracağım bir de. Dayan. Allah kahretsin. Kapıyı üstümüze kilitlemiş pislikler. Hatta çekmiyor. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Tam delireceğim ya. Dayan Melek, dayan. Bir yol olmalı. Bir yol olmalı. Allah kahretsin! Allah kahretsin Açıl! Kim yapar onu? Kim? Efendim? Ne yaptın? Bir aksilik var mı? Yok yok. Her şey planladığımız gibi ilerliyor. Sen ne durumdasın? Ben de eve varmak üzereyim. Ne oldu anlatsana, çok merak ediyorum. Birazdan geleceğim zaten. Geldiğimde yüz yüze konuşuruz. Tamam ama acele et. Arzu, akşam bir kutlama yaparız herhalde değil mi? Şu işi halledelim. Kutlamanın alasını yaparız. Tamam. Beni. Niye böyle yapıyorsun ya? Beni de anlamaya çalış. Ben zaten akşam söyleyecektim sana işe başladığımı. Bu kaçıncı Zeynep ha? Bu kaçıncı? Ablam mı var senin karşında? Ya Selim! Ya Selim bir dur ne olursun. Yalan söyledin Zeynep. Bana yalan söyledin. Ya tamam. Selim! Selim! Ya Selim! Ya bir durur musun, dinler misin? Bak yanlış anlıyorsun. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Selim! Zeynep, kızım ne oluyor? Niye tartışıyorsunuz? Anne sonra konuşsak olur mu? Hey Allah'ım! Ne oluyor bunlara böyle yine? Cık, hayır olsun. Burada ve çaresizsin. Küçük bir balık gibi ağıma takıldın. Ama bu sefer işimi temiz bitireceğim. Bu sefer her şey bitecek. Selim. Ya bak ben gerçekten işe girdiğimi sana söyleyecektim. Yani maksadım senden bir şey saklamak değildi. Ya Selim bir cevap ver ne olur. Ha yani ben burada yokmuşum gibi davranınca her şey hallolacak mı? Niye bir cevap vermiyorsun? Demek ki sen bana hiç güvenmiyorsun. En ufak şeyde şüpheleniyorsun işte benden. Yanlış anlıyorsun. Yanlış anlıyorum öyle mi? Öyle. Ben seni tesadüfen bir adamın arabasından inerken görüyorum. Telefonla arayıp nerede olduğunu sorduğumda da okuldayım yanıtını alıyorum. Nasıl anlamalıyım sence? Tamam yanlış anlamış olabilirsin ama ben de açıklıyorum işte. Çok geç Zeynep. Çok geç. Ya her şeyi bir kenara bırak. O adam sana güvenmem seni işten çıkarmadı mı? Sen nasıl binersin o adamın arabasına? Tamam. Peki asıl senin yaptığın ne demeli? Yaşadığımız onca şeyden sonra hala bana güvenmiyorsun Selim. Farkında mısın? Ben mi? Evet sen. Ya tamam ben bir hata yaptım belki. İşe girdiğimi sana söyleyemedim. Peki sen ne yaptın? İlk anda benden şüphelendin. Sen olsan ne düşünürdün Zeynep ha? Keşke dedektifçilik oynayıp beni test etmek yerine gelip konuşsaydın. Test etmek mi? Aa doğru pardon. Yani oyuna getirdin desem daha doğru olur değil mi? Kabahatlisin Zeynep. Hiç üste çıkmaya çalışma. Ya keşke böyle bir şey düşündüğünde gelip benimle konuşsaydın. O zaman olaylar böyle tırmanmayacaktı. Sen yalan söylediğin için değil, ben gerçekleri öğrenmek istediğim için mi suçluyum yani ha? Selim bak kalbimi kırıyorsun ama. Bencillik yapıyorsun Zeynep. Bencilim öyle mi? Tamam. Tamam uzatma daha fazla bu konuyu. Yoksa bu böyle sürüp gidecek. Ama şunu bil Zeynep. Yarın da işe gidersen beni hayatında yok bil. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Lütfen aç gözlerini. Lütfen. Yardım olacağım. Seni hastaneye götüreceğim. Nihayet her şey gitmeye başladı. Eski hesaplar bir bir kapanıyor. Az kaldı Arzu. Yakında sahip olduklarının tadını çıkartacaksın. Kahramanım da geldi işte. Ümit, anlasana ne oldu? Kapıda mı? Haklısın. Gir içeri. Ya anlatsana ne oldu? Çok merak ediyorum. Aslında anlatacak pek bir şey yok. Yani her şey istediğin gibi gelişti. Melek şu anda terk edilmiş bir fabrikada kan kaybından ölmek üzere. Ve İstese de dışarıya çıkamaz. Ama tabii hemen öyle sevinmeyelim yani. Daha bu iş tam anlamıyla bitti sayılmaz. Elif hala yukarıda. Simran. Kızım. Ah. Anneciğim, bak ben geldim. Nasıl bir yer burası? Elif! Anneciğim ben geldim. Ya Filiz Hoca'ya sordun mu? Gören olmuş mu peki? Ya sordum abla ama o sınıftan çıkarken kimse yokmuş içeride. Allah'ım ne olur Elif'e bir şey olmuş olmasın. Abla bulacağız kızları, sakin ol. Komşum pardon, bakar mısınız? Bize mi dediniz? Evet, evet. Telaşınızı görünce istemeyerek kulak misafiri oldum. Kızınızı arıyorsunuz galiba. Evet, gördünüz mü yoksa? Bugün bir ara Saf Yusuf'un arabasında gördüm. Telaşlı bir halleri vardı. Belli ki sizin kız bir şeylerden korkmuş. İsterseniz Yusuf'a bir sorun. Yusuf'a mı? Aşağılık pislik. Arzu'nun adı mısın sen? Arzu'nun adı mısın? Dur. Burası abiciğim. Burası. Benlik bir şey var mı hemşire? Yok yok abiciğim. Ben hemen geliyorum. Melek. Neredesin? Allah'ım nerede ya? Melek! Neredesin? Hayırdır hemşerim, ne oldu? Ya demin buradaydı, şimdi yok. Baygın diyordun. Baygındı. Ayılmıştır belki. Kimseyi görmeyince gitmiştir. Olabilir de o halde nereye gidebilir ki? Vallahi hemşerim, biz şu eski toprak yoldan geldik. O tarafa yürüseydi görürdük. Sağ solu zaten tarla. Vallahi orman yolundan yeni yapılan asfalt yola girtmiştir o. Abicim sen buraları bilirsin değil mi? Bilmez miyim? Doğma büyüme buralıyım ben hemşerim. Peki çok var mı o yola? Yok yok. Yakın. Şuradan gideriz orman yolundan. Abi o zaman gözünü seveyim. Hemen çıkalım ne olur. Tabii. Buyur. Buradan mı? Tabii buradan. Sen koru. Sen Elif'imi koru. Kurtaracağım seni anneciğim. Melek! Melek! Neredesin? Neredesin ya? Yok. Hiçbir yerde yok. Sakin ol hemşerim. Bak şu tarafa gitmişse kesin buluruz. Merak etme sen. Başka gidecek hiçbir yeri yok. Abicim hadi. Hadi gidelim. Melek! Melek neredesin? Allah'ım. Elif'imi o Arzu pisliğinin elinden kurtaracağım. Kurtaracağım kızımı. Çare hüzün tükenip bitiyor, dilimde son.